Sorumuz şu: 1318 ile 125'in OBEB'i nedir? OBEB parantez içinde 1318, 125. 1318'in 125'e bölündüğünü hiç sanmıyorum ama yine de sağlamasını yapıp emin olacağım çünkü sayılar büyük. Sağlamasını yaparsam iyi ederim. 1318 bölü 125. 131'in içinde 125 bir kez vardır. Kalan 6. Burası. 68 olur. Evet bu kadar kalanı 68 olarak bulduk ama bir terslik var değil mi? Ah tabii tabii. <laughs> 1318 içinde 125 bir kez olur mu hiç? 68'de hiç 125 olmadığı için buraya bir sıfır yazmayı unuttum değil mi? Böyle büyük sayıların bölme işlemlerinde Hata yapmaya çok yatkınım nedense. Neyse kalanı 68 olarak bulduk. 125'in bölmeyeceği belliydi zaten. Demek ki OBEP 125 değilmiş. Peki şimdi ne yapacağız? Yeni bir OBEP bulacağız. Peki hangi sayıların OBEP'i? Küçük sayı ile büyük sayıyı küçük sayıya böldüğümüzde bu işlemdeki kalanın obebi. Yani 125 ile evet 68'in obebi. Aynı yolu izleyeceğiz. 125'in 68'e bölüneceğini de hiç sanmıyorum. Hemen belli oluyor o halde. De yeni OBEB'i yazalım. OBEB parantez içinde küçük sayı. Virgül 125'i e 68'e böldüğümüzde bu işlemin kalanı. 125'in içinde yalnızca bir adet 68 varmış gibi görünüyor değil mi? Çünkü 68'i 2 ile çarparsak sonuç 136 eder. O halde 125'ten 68 çıkaracağım ki kalanı bulayım. 125 eksi 68 bunun sonucu da burası 7'dir, burası da 4 <laughs> olur mu hiç? Evet bir şeyler var bugün. 11 eksi 6 5 eder. Evet 57'ymiş. Diğer sayımız da 57 tamam. Tamam toparlıyorum. Şöyle diyebilirsiniz. Ee, i̇yi de sürekli yeni bir obep bulmaya çalışıyoruz. Öyle doğru. Ama sayılar giderek küçülüyor değil mi? Ben de böyle bir cevap veririm. Tamam. 68 ile 57'nin obeb'i 68 ile 57 birbirine çok yakın sayılar ve birinin diğerini bölmediği gün gibi ortada. Sonraki adıma geçebiliriz. Bu iki sayının obeb'i şu iki sayının obebine eşittir. Küçük sayı yani 57 ile 68'in 57'ye bölümündeki kalanın obeb'i bu kez kalanı bulmamız çok kolay olacak değil mi? Uzun uzun işlem yapmamıza gerek yok. 57'ye 10 ekleriz 67, bir daha ekleriz 68. Demek ki fark 11'miş. Bu kez hangi rengi kullansam? Evet bu, bu iyi gibi. 11, evet 57 ile 11'in OBEB'i. Sonraki adıma geçelim. 5 kere 11, 55 eder. Yani 57, 11'e bölünmez. O halde yeni obebi yazalım. Küçük sayı yani 11 ile kalanın obebi. Peki kalan ne? 57'nin içinde 5 adet 11 vardır. 5 kere 11, evet 55, geriye de 2 kalır. Kalan 2'dir. Bu kez de mavi ile yazalım. 11 ile 2'nin obebi. Tanrım nereye ulaştık fark ettiniz mi? 11 ile 2'nin obebini bulmamız gerekiyor. 11, 2'ye bölünmez. Yeni obeb hangi sayıların obebi olmalı? Evet, küçük sayı ile yani 2 ile 11'in 2'ye bölümündeki kalanın obebi. Peki kalan nedir? 11'in içinde 5 adet 2 var. 5 kere 2, 10 eder. Kalan da 1'dir az önce neden tanrım dediğimi şimdi anlamış olmalısınız çünkü iki sayının o bebinin bir olduğu bir duruma ulaştık. O bebi bulurken sorduğumuz ilk soruyu yine soralım. İki bire bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Her sayı bire bölünür öyle değil mi? Bu iki sayının o bebi birdir. O halde ilk yazdığımız bu iki büyük sayının da yani 1318 ile 125'inde o bebi birdir. Bu iki sayının birden başka ortak böleni yoktur. Rastgele böyle iki sayı seçme olasılığımız epey düşüktür tabii. Gerçi 125'i bilerek seçtim. 125'in 5'in küpü olduğunu biliyordum. Yani tek bir asal çarpanı olsun, o da 5 olsun diye seçmiştim. Oysa 1318 5'e bölünmez. Aslında bunu en başta fark edip yanıtın 1 olduğunu hemen söyleyebilirdik. Böyle sayıların yani o bebi 1 olan sayıların özel bir adı da var. Bunlara aralarında asal sayılar deniyor. Bu videonun konusu aralarında asal sayılar değil ama yeri gelmişken de belirtmek istedim.